Arkadaşlar merhaba. 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi sınavında Deniz Harbi Okulu kazanan adayların YKS ve fizik yeterlilik testi puanlarına göre aday değerlendirme puanı sıralamalarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar videomuza geçmeden önce yine kısa bir şekilde tablomuzu tanıtalım size. Tablonun sol kısmında gördüğünüz gibi adayların AYT sayısal puan türünden almış oldukları sıralamaları görüyorsunuz. Hemen sağ tarafında adayların fizik yeterlik testinde almış oldukları puanlar görünmekte. Onun sağ tarafında da adayların sayısal puan türünden yakalamış oldukları ADP sıralamalarını görüyorsunuz Deniz Harbi Okulu'nda. Buradaki sıralamalar arkadaşlar adayların kayda çağrılıp çağrılmadığını gösteriyor. Buradaki 1732. Sıralamada kayda en son çağrılan adayın sıralaması 1732'den sonra yani 1733'te veyahut da 1734'te kalan adaylar kayıt hakkı kazanamadılar. Şimdi hızlı bir şekilde tablomuzdaki puanları ve sıralamaları inceleyelim. Tablodaki bütün adayların puanlarını söylemeyeceğim arkadaşlar. Sadece önemli gördüğüm, size göstermek istediğim adayların puanlarını ve sıralamasını söyleyeceğim. Burada arkadaşlar birinci adaya baktığımızda 53.000 sıralama 32 fizik yeterlik testi puanıyla 352 ADP sıralaması yakalamış ve bu arkadaş kayıt hakkı kazanmış arkadaşlar. 5. sıradaki adaya baktığımızda 158.000 AYT sıralaması fizik yeterlik testinden 70 puan ile 655. sırada bu arkadaş da kayıt hakkı kazanmış. Tablomuzu devam edelim. Tablomuzu incelediğimizde 10. sıradaki adayın 244.000 sıralama ile fizik yeterlik testinden de 68 puan alarak 1478. sırada kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Yine sıralaması yüksek olan adaylardan 14. sırada 173.000 sıralama yakalayan bir aday fizik yeterlik testinden 66 puan alarak 1550. sırada kendisine yer bulmuş. Devam edelim incelemeye. 15. sıradaki adaya baktığımızda 227.000 sıralama ile fizik yeterlik testinden 67 puan alarak 1582. sırada bu arkadaş kendisine yer bulmuş arkadaşlar. 19. sıradaki adaya bakalım. 19. sıradaki aday 123.000 sıralama ve fizik yeterlik testinden 35 puan alarak 1744. sırada kendisine yer bulmuş. Bu arkadaş kayıt hakkı kazanamamış arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi Deniz Harbi Okulu'nda kayda en son 1732. sıradaki aday çağrıldı. Dolayısıyla 1744. sıradaki aday kayıt hakkı kazanamadı. Hemen 19. adayın üstündeki 18. adaya bakalım. Bu arkadaşın sıralaması 179.000'miş. Fizik yeterlilik testinden 53 puan almış. Ve bu arkadaş 1723. sıra ile kayıt hakkı kazanmış. 18 ve 19. sıradaki adayları karşılaştırdığımızda 18. sıradaki adayın AYT sıralaması daha kötü olmasına rağmen fizik yeterlilik testi puanı yüksek olduğu için okula arkadaşlar kayıt hakkı kazandığını görüyorsunuz. Tablomuzu incelemeye devam edelim. Tablomuzu incelediğimizde 25. sıradaki adayın 210.000 sıralama ile fizik yeterlik testinden 54 puan alarak 1986 sıralama yakalamış ve bu aday kayıt hakkı kazanamamış. Yine tablomuzu incelemeye devam edelim. 30. sıradaki adaya bakalım. 30. sıradaki aday 221.000 sıralama yakalamış. Fiziki yeterlilik testinden 75 puan almış ve buna rağmen arkadaşlar 2912. sırada ADP sıralaması yakalayarak kayıt hakkı kazanamamış. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Fizik yeterlik testi puanı tek başına yeterli değil ama AYT sıralaması da tek başına yeterli değil. Dolayısıyla hem AYT'nin güzel bir sıralamada olması hem de biz fizik yeterlik testinin en az 50-60 puan bandında olması gerekiyor. Tabii bu sıralamada etkili olan bir diğer faktör de sözlü mülakat puanı. Buradaki sözlü mülakat puanı da sizin ADP sıralamanızı etkileyecek olan bir diğer etmen.
Deniz Harp Okulu ile ilgili paylaşmış olduğumuz bilgilerin bugün sonuna geldik arkadaşlar. 2024 yılı Milli Sami Üniversitesi sözlü mülakat ve spor mülakatları ile ilgili eğitimlerimiz devam etmekte. Bu konuda eğitim almak isteyen adaylar kanalımızın iletişim adresleri bölümünden benimle iletişime geçerek eğitimler hakkında detaylı bilgi alabilir. Biraz önce söylediğim gibi tek başına YKS puanı sizin okulu kazanmanız için yeterli bir etmen değil. Mutlaka YKS puanlarınızı fizik yeterlik testi ve sözlü mülakat puanlarıyla desteklemeniz şart. Bu 3 puan türünden de ne kadar iyi puan toplarsanız okulu kazanma ihtimaliniz aynı oranda artacaktır. Bir sonraki videomuz sahil güvenlikle ilgili olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.